Evet arkadaşlar, bu son günlerde Android telefonlarımıza gelen sürümlerle ilgili bir video hazırlayacağım. Ben de şu an en son sürümünü yüklemiştim fakat hiç memnun kalmadım. İnternetten de araştırdım. İnternette de yorumlardan anlaşılacağı gibi bu Android sürümü olan 7.0'ın kullanması oldukça zor ve arayüzü de benim hiç hoşuma gitmedi ve yorumlardan da hiç kimse memnun olmadığını gördüm ve bunun üzerine bir video hazırladım. Şöyle telefonumuza yüklemiş olduğumuz son sürümü arayüzünü bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bayağı bir farklılıklar gösteriyor. Menüler aşağıdan yukarıya doğru sürüklendiği zaman simgeleri görebiliyoruz. Bayağı kullanması oldukça eski sürümüne göre biraz zor ve uygulamaların yerlerinde zaman zaman değişiklikler olduğunu gördüm. Şimdi bu en son sürümü bir alt sürüme nasıl dönebileceğimizi göstereceğim. Fakat ben de internetten araştırmama nazaran alt sürüme geçilemeyeceğini ve yeni güncellemelerin telefonu çalıştırmayacağı şeklinde yorumlar aldım. Yine de deneyeceğim. Eğer başarılı olursam sizlere de faydalı olmuş olacağım. Şimdi arkadaşlar ilk yapmamız gereken son sürümünü yüklemiş olduğumuz telefonu fabrika ayarlarına dönüp bütün yüklemiş olduğumuz, sonradan yüklemiş olduğumuz programları ve uygulamaları sıfırlayıp fabrika ayarlarına geriye dönmektir. Bunun için de telefonumuzu fabrika ayarlarına dönüyoruz, döndürüyoruz. Telefonumuzda ayarlar bölümünden telefon hattında şurada görmüş olduğunuz gibi fabrika ayarlarını sıfırla seçeneği var. Orayı tıklıyoruz ve sıfırla diyoruz ve telefonumuz sıfırlanıyor. Arkadaşlar, bu sıfırlama işlemini yapmadan önce bir şey hatırlatayım. Telefonunuzun yedeğini almanızı tavsiye ederim. Çünkü telefonunuzdaki önemli bilgilerinizin kaybolmaması için telefonunuzun yedeğini bilgisayarınıza almanız önemli rica olunur. Ben aldım. Şu anda bilgisayarımda hazır bir halde duruyor. Şimdi telefonumuz sıfırlandıktan sonra tekrar bu işlemleri yapmaya geçeceğiz. Fakat şöyle de bir uyarıda bulunayım. İnternette yapılan yorumlarda telefonu sıfırlandığı zaman eski sürümüne geçileceği, root atıldığı zaman işte ilk sürümüne geçilir şeklinde yalan yanlış bilgiler var. Kesinlikle ne root attığın zaman ne de telefonu sıfırladığın zaman kesinlikle alt sürümüne geçilmez. Bununla bilginiz olsun. Şimdi evet, telefonumuz açıldı. Son uygulamaları yüklüyor. Bu işlemlere başlamadan önce telefonunuzu USB kablosuyla telefonumuzu bilgisayara bağlıyoruz. Evet, şu anda telefonumuzu bilgisayara USB kablosuyla bağladık. Bir telefonumuz açıldı. Kurulumunu yapalım. İleri ileri diyoruz. Evet, kurulumunu yaptıktan sonra yine kontrol ediyoruz. Evet, en son sürümü hala telefonumuzda duruyor. Arkadaşlar, şimdi kurulum işlemine başlayacağız. Fakat kurulum işlemine başlamadan önce bilgisayarımızın da kurulu herhangi bir virüs programı varsa
Bunu devre dışı bırakıyoruz. Evet. Bir saatliğine devre dışı bırakacağız. Telefonumuz bilgisayara bağlı olup olmadığını kontrol edeceğiz ki görüp görmediğini. Evet, şu anda telefonumuz bilgisayarda gözüküyor. Bunun arkasından kurulum işlemine başlayacağız. Kurulum işlemine başlamadan önce 6.0'ın, şöyle görüyorsunuz, 6.0'ın kurulum dosyalarını ben daha önce indirip hazırlamıştım. Bunun için Odin programına ve Samsung J7'nin 6.0 sürümünü internetten indirmeniz gerekiyor. Ben bunları indirdim. Bilgisayarım da hazır. Yapmamız gereken bu WinRAR dosyalarını dışarıya çıkarmak. Onları da ben şu şekilde hazırladım, çıkarmıştım. Çıkardığımız zaman bu şekilde bilgisayarımızda masa üstünde bulunan Odin programı ve 6.0 sürümünün çıkarılmış halini görüyorsunuz. Şimdi bu sürümü yüklemek için yapacağımız tek şey Odin programını çalıştırmak. Evet, Odin programını çalıştırdığımız zaman bu şekilde bir sayfa açılıyor. Arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir şey var, onu da belirteyim. Görmüş olduğunuz gibi bu açmış olduğumuz pencerenin sol üst tarafında COMS diye bir buton var. Bu bilgisayara telefonunuzun bağlı olduğunu gösterir. Buna dikkat edin. Bu eğer bağlı değilse kablo ve USB kablosunu tekrar kontrol edip takabilirsiniz. Şimdi programı çalıştırmadan önce telefonumuzu download moduna almamız gerekiyor. Download modunu almak için bilgisayardan telefonumuzun bağlantısını kesmemiz gerekiyor. Kestikten sonra da download moduna telefonumuzun güç düğmesi ve ses azaltma düğmesi ve ön taraftaki bulunan tuşa basılı tutarak bilgisayarı telefonu açmaya çalışacağız. Açtığımız zaman ekrana zaten download logosu gelecek ve o konumda bekleteceğiz. Arkadaşlar, download moduna aldığımız zaman telefonumuzda bu şekilde bir simge göreceksiniz. Bu şekildeyken USB kablosuyla telefonumuzu bilgisayara bağlıyoruz. Evet, bağlantımızı da yapmış bulunmaktayız. Şu an yine kontrollerimizi yapıyoruz. Odin programında yukarıda COM olan kutucuğu telefonumuzu tanıdığını görmüş oluyoruz. Şimdi programı çalıştırıp güncellemeleri yüklemeye geçebiliriz. Bunu yapmak için Odin programında açılan pencerede arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Buralarda hiçbir değişiklik yapmıyor. Sadece AP butonu var. İkinci sıradaki AP butonunu tıklayarak güncellemeleri bilgisayarın tanımasını sağlıyoruz. Evet, buradan görüyorsunuz güncellemeleri. Evet arkadaşlar, şimdi güncellemelerin telefonumuza tanınmasını bekleyeceğiz. Burada 1-2 dakika beklememiz lazım. Evet arkadaşlar, güncellemelerin takibini yaptı ve AP butonunun ön tarafında görüyorsunuz. Güncellemeleri buraya almış oldu. Şimdi yapmamız gereken şurada da
sol tarafta gördüğünüz gibi güncellemeleri aldığını burada takip edebiliyoruz. Sıra geldi programın altında bulunan Start tuşu. Evet, bu tuşa basarak güncellemeleri başlatabiliriz. Evet, şu anda görüyorsunuz güncellemeler başlamış oldu. Ve yukarıda görmüş olduğunuz gibi sistem dosyalarını attığını ve oradan yüklediğini takip edebiliyorsunuz. Ayrıca USB ile bağlı telefonumuzun ekran görüntüsü de bu şekilde. Her iki taraftan da kontrol edebiliyoruz. Şu anda sistem dosyalarını yüklüyor. Bu yaklaşık bir 5-6 dakika sürecek. Yükleme bittikten sonra tekrar kontrollerini yapacağız. Arkadaşlar, şu ana kadar 5 dakika oldu. Neredeyse bitmek üzere. Telefonumuzdan da kontrol edebiliriz. Download bitmek üzere. Evet. Şu an bitmiş durumda. Görüyorsunuz, PES yazısını gördüğünüz zaman sorunsuz bir şekilde yüklediğini gösteriyor. Telefonumuza şu anda son güncellemeleri yüklüyor. Şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Umarım telefonumuz çöp olmaz, açılır. Yapmış olduğumuz deneyimde de başarılı olmuşuzdur. Şu an telefonumuz yüklemeye hazırlanıyor. Eğer Samsung yazısı ekranda belirmeye başlıyorsa şayet açılacağına bir ümit. Evet. Şu an telefonumuz kendi düzgün bir şekilde açılmaya başladı. Evet. Görüyorsunuz, yazıdan da 6.0'ın logosu çıktı. Evet, şu anda otomatik olarak bilgisayardan bağlantısını kesti ve telefonumuz düzgün bir şekilde açılmaya başladı. Umarım herhangi bir hata çıkıp telefonumuzu kullanılmaz hale getirmez. Evet. Evet, bir hata verdi. Bu da telefonun girmek için şifrenizi girin diyor. Evet. Aslında bu hatadan kurtulmak için telefonumuza root atmamız lazım. Şimdi telefonumuzu root attıktan sonra tekrar açılmasını deneyeceğiz. Arkadaşlar, bu işlem bittikten sonra telefonumuzu bilgisayardan bağlantısını kesebiliriz. Artık yapmamız gereken tekrar root menüsünü görüyorsunuz. Buradan resetleyeceğiz. Resetledikten sonra telefonumuz düzgün bir şekilde açılırsa sorunsuz bir şekilde telefonumuza eski sürümü yüklemiş olacağız. Evet, şimdi root attık. Tekrar açılmasını bekliyoruz telefonumuzun. Evet arkadaşlar, 6.0'ın Samsung logosu geldi. Umarım düzgün bir şekilde açılır. Bir sorun yaşamayız. Eğer sorun yaşarsak telefonumuz çöp olacak. Evet arkadaşlar, son yazılımlarını güncelliyor. Evet, şu anda PIN kodu sormadı. Onu kaldırmış olduk. Şimdi PIN kodunu girip açmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, yüklemiş olduğumuz sürüm düzgün bir şekilde yüklendiğini gösteriyor ve telefonumuzu kendimize göre ayarlayıp kullanabiliriz. Yapmış olduğumuz deneme yüklemesi bu şekilde başarılı bir şekilde
oldu. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Umarım bütün arkadaşlara faydalı olmuşumdur. Evet arkadaşlar, şimdi 6.0 eski bir önceki sürümünü yükledik. Telefonumuz açıldı. Telefonumuzu kurduk. Şöyle bir kontrol edelim. Evet. Gayet herhangi bir sorunsuz kuruldu. Menüsü düzenine bakalım. Evet. Yazılım düzenleri düzgün şekilde yüklenmiş. Şöyle görüyorsunuz. Cihaz hakkında yazılım bilgisine bakalım. 6.0.1. Evet, sürümü doğru bir şekilde yüklemiş. Şu anda herhangi bir sorun yok. Bu videomuzda da başarılı bir şekilde J7 telefonumuza eski sürümü yüklemiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.